Sevgili vatandaşlarım, hiç kuşkusuz referanduma sunulan anayasa değişikliği gerek içerik yönünden, gerekse görüşme usulleri açısından birçok yönüyle anayasaya da hukuka da aykırıdır. Egemenliği milletten alıp tek adama veren bu değişiklik, başlı başına demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini yok etme projesidir. Milletin meclisini yok etme projesine, o meclisten onay çıkmaması için, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay çıkmaması için milletvekili arkadaşlarım takdire şayan ve tarihe geçecek bir mücadele verdiler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. 90 yıl önce hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yazık ki milletin hakimiyetini yok eden bu değişikliği kabul etmiştir. Şimdi söz, karar ve yetki millettedir. Konu milletin divanına gelmiştir. Meclisin yanlış hesabı milletten dönecektir. Sözün asıl sahibi son sözü söyleyecektir. Kuşkusuz anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolumuz bulunmaktadır. Ancak sorun salt bir hukuk tartışması sorunu değil. Halkın konuya doğrudan el koyup siyasal olarak kesin bir şekilde çözmesi sorunudur. Halkın egemenliğini koruyacak olan yine halkın öz iradesi ve gücüdür. Amasya Tamim'de dendiği gibi milletin istiklalliği yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Halkın iradesiyle korunamayan bir egemenliğin başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir. Bu nedenle sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliği ise bu konuda asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milletin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin engin sağduyusuna güveniyoruz. Bu milletin vatanına ve bayrağına sadık olduğuna, bağlılığına güveniyoruz. Bu milletin demokrasiye sahip çıkacağına güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani kendi iradesine sahip çıkacağına güveniyoruz. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Son söz milletin divanıdır. Yüce divan değil, milletin divanıdır.